Çünkü mizan vel vezni yevmeydil hak, hak olan mizan, dünyada batıl terazi çok var. Hak olan terazi o gün kurulacak diyor Kur'an. Sevaplar böyle aynı bardak tabak gibi, hani gramı gramacı olan şekilde suretlenecek. Günahlar da aynı böyle, koyduğun zaman nasıl gibi peynir zeytin tartıyorsun ya, kesif varlıklar halinde temessül edecek. Sağ tarafa sevaplar, sol tarafa günahlar konduğu vakitte ne taraf ağır gelecek meselesi var. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ Kimin sevap tarafları, tartılanları, sevap tarafı ağır gelirse, bu ağır gelirse ne demek oluyor? 500'e 500 olmadı. Denk geldi. Ağır gelmedi. Denk gelirse ne olacak? Diyecekler sen cennete hemen giremezsin. Araf'ta bekle. Araf'ta da bayağı yıllar yılı bekleyecek. Araf'ta bekleyenler bir taraftan cenneti görüyor, giremiyor. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَمْ يَطْمَعُونَ Heves ediyorlar ama giremiyorlar. Ama manzaralar önlerinde. O da çok kötü bir şey ya. Görmesen dayanırsın, görsen hiç dayanamazsın. Bu sefer cehennemi görüyorlar. Aman arkadaşlar boş ver Araf maraf, yine biz burada iyiyiz. Yani buraya bak. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi bu zalimlerle bizi beraber koyma. Mevla da buyuruyor, ben adaletliyim. Sizin sevabınız fazla gelmedi ama günahınız da fazla gelmedi. İki taraf denk geldi. O zaman siz biraz bekleyin. Beklemekte ne var? Beklemekte sıkıntı var. Sıkıntıda ne var? Kurban olduğum Allah sıkıntı veriyor. Niye sıkıntı veriyor? Niye biraz fazla sevabı eklemedin? Bu kadar sana ben sevap yazacak ameller söyledim. Dualarım kitabından bir hadis bulacağım size şimdi. 11 kere okuyorsunuz. Bir kelime-i şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah vehu la şerike lehu ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lem yekullu kufven ahad. Sonu zaten biliyorsunuz. Ve lem yekullu kufven ahad. He? Bunu kaç kere okuyorsun? He? 11. Bakalım belki de 10'dur. He? 11 mi? 11 kere okuyorsun. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Hurafe anlatmıyorum. Hadis sahih kitap. Ne yazıyor orada? Keteballahu lehu. Allah ona ne yazar? Erbaine elfi elfi hasenetin. Ne oldu biliyor musun? 40.000 değil. Erbaine elf 40.000. Bir elf daha koydu. 40 milyon sevap yazar. Bunun 11 kere okunması 11 dakika tutar mı? Tutmaz. Zannedersem bir dakikada 3 tanesi falan okunur. Belki de 4. Yani 2 dakikada 3 dakika en fazla tutsun. Benim gibi yavaş okursanız. 11 kere okuyabilirsin. Bu ne eder? 40 milyon hasene. Bunu günde bir defa daha yapsan bir 40 milyon daha gelir mi? Gelir. Bir 11 daha yapsan bir 40 milyon daha gelir mi? Gelir. Hadi sen günde bir kere yap. Hadi onu da bıraktım. Haftada bir cuma yap. Yine haftalık senin 40 milyonun garanti. Sevapta. Günah. Ne kadar günah yapabilirsin? Bir karıya baktın bir günah. Bir gıybet bir günah. Bir dedikodu bir günah. Yazdık yazdık yazdık. 40 milyon tane günah haftada yapabilir misin? Makine mısın be? Otomatiğe mi bağladın? Sen bir cuma bile bunu okusan, ölünceye kadar bunu adet etsen, ey gidi cübbeli hoca dersin ahirette, kurtardın beni be. Ama hoca belki kendini de kurtaramayacak, o ayrı mesele. Ama haftada bile okuyan için, bu 40 milyon hasene ne demek biliyor musun? Bir haftada 40 milyon günah, ben bilmiyorum nasıl yapacaksın ya? Hepsinin karşılığında denkler mi? Dengeler. Ancak gavur olmamaya bak. Eğer dinden dönüp mürtet olursan bütün sevaplar gider mi? Gider zaten o zaman da sevap mizan kurulur mu? Kurulmaz. Niye? Mizan sevabı günah olanları tartar. Dinden dönersen zaten sırf günah kalır. Hiç sevap kalmaz. Sol tarafta sağ tarafta sevap kalmayınca tartı kurulmaz. Neden? Cehenneme zümera dümdüz böyle yolla.
Git cehenneme derler. Senin terazinle melek mi uğraşacak? O halde ne var? Sayfasını söyleyelim. Unutturmayın bana. Bulur musun? He? Nasıl bulacaksın? Al bul bakalım. Bulamazsan ben sonda bulurum. Allah şifa versin. 16 CN 137 22 CN 570